Güzel ülke Türkiye, Kara Kutu kanalından herkese selam. Bize destek olmak için videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İstikbal göklerdedir. Çünkü göklerini koruyamayan milletler yarınlarından asla emin olamazlar, diyor Mustafa Kemal Atatürk. Bu söz, Türk milletinin göklerden ne beklediğini özetliyor. Bu millet umutla bakıyor göklere ve gözleri maviyle doluyor. Gözlerinden özgürlük taşıyor. Bu vatanın gençleri gözlerinde parlayan vatan aşkıyla bakıyorlar geleceğe. İşte o aşk bir güneş olup o gençlerin göklerinde de parlamaya başlıyor. Göğün maviliğine sevdalanmış çok kişi geçti şimdiye kadar bu topraklardan. Hazarfen Ahmet Çelebi, Lageri Hasan Çelebi, Vecihi Hürkuş, Sabiha Gökçen ve daha niceleri. Bunların son örneği de Selçuk Bayraktar. Daha doğrusu Türkiye'nin ilk yerli üretim İHA-SİHA sisteminin mimarı Selçuk Bayraktar. 1979 yılında İstanbul'un Sarıyer semtinde Özdemir Canan çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Selçuk Bayraktar. Yeniliğe açık ve teknolojiye meraklı bir çocukluk geçiren Selçuk Bayraktar'ın üzerinde babası Özdemir Bayraktar'ın etkisi gerçekten çok büyük. Özdemir Bayraktar, oğlu Selçuk'la her zaman çok iyi geçinmiş, adeta üzerine titremiş. Elbette bu durumda kendisinin yetişmiş, aydın ve bilinçli bir vatandaş ve ebeveyn olmasının da oldukça önemi var. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 3.98'lik ortalaması henüz geçilememiş olan Necmettin Erbakan'ın öğrencisi olarak mezun olduktan sonraki süreçte, çeşitli görevlerde bulunan Özdemir Bayraktar, tarihler 1984'ü gösterdiğinde çocuktan yetişkine her Türk'ün içine işlemiş olan o saf umutla harekete geçti ve otomotiv sektörüne yönelik yerlileştirme çalışmalarına katkı sunmak maksadıyla Baykar Makina'nın kuruluşunda önemli katkılarda bulundu. Tüm bunlar olurken o üzerine titredikleri meraklı Selçuk, 5 yaşına gelmişti ve okul çağı yaklaşıyordu. O yıllarda memleket siyasi çalkantıların, enflasyonun ve istikrarsızlığın pençesinde kıvranıyordu. Ve böyle bir ortamda Necmettin Erbakan gibi bir dehanın öğrencisi olan Özdemir Bayraktar'ın yol göstericiliğiyle yetişme fırsatı bulmuştu Selçuk Bayraktar. Böylece bu şartlar altında okula adım atan Selçuk Bayraktar, bir yandan yavaş yavaş ülkede neler olup bittiğini öğrenmeye başlıyor, bir yandan da eğitimine devam ediyordu. Gerek babası Özdemir Bayraktar'ın siyasetle iç içe oluşu, gerek kendi farkındalığı, Selçuk Bayraktar'ın gün geçtikçe bilinçlenmesine olanak sağlıyordu. İlköğretimini Sarıyer İlköğretim Okulu'nda tamamladıktan sonra, o dönemde ülkenin en kaliteli eğitim veren kurumlarından biri olan Robert Koleji'ne başladığında, yıl 1994'tü. Yeni milenyuma 6 yıl kalmıştı ve çağı yakalayıp bilimde ilerleme kat etmek, siyasetçilerin, akademisyenlerin, öğrencilerin, esnafın, halkın yani kısacası herkesin dilindeydi. Ülkede böyle umut vadeden gelişmeler oluyordu olmasına ama bir yandan da memleket enflasyonla, rant kavgalarıyla, yolsuzluklarla mücadele etmeye çalışıyordu. Elbette beterin beteri vardı. Çünkü bunların yanında bir de terör eklenmişti. Ülkenin özellikle doğu kesimleri PKK'nın zulmüyle mücadele etmeye çalışıyordu. Halkın içine nifak sokmaya çalışan bu kanlı örgüt, yüzyıllardır kardeşçe yaşamış halkları bölmeyi bir türlü başaramıyordu ama kanlı eylemleri gün geçtikçe artıyordu. Tüm acılara rağmen yine halk birbirine kenetlenmeyi başarıyordu. Ve işte bu ortamda lise eğitimi alan sıradan bir genç olarak hayatına devam etmek Selçuk Bayraktar için mümkün değildi. Milli bilinçle dolup taşıyordu ve bu vatan için o da bir şeyler yapmak istiyordu. Elbette o an için elinden gelen sadece okumak ve kendini yetiştirmek. Bu vatana hizmet edebilecek bir duruma gelmekti. Nitekim o da bunu yaptı. 1997 senesinde liseden mezun olunca tıpkı babası ve hocası olan Özdemir Bayraktar ve onun da hocası olan Necmettin Erbakan gibi İTÜ öğrencisi olmak istedi.
Burada Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde lisans eğitimine başlayan Selçuk Bayraktar, parlak biri olacağını daha o günlerden belli ediyordu. Üniversite eğitimi esnasında o da ülkenin birçok alanında çağı yakalaması gerektiğine sonuna kadar inanıyor ve kendi alanında bu konuyla ilgili bir şeyler yapmak istiyordu. Batılılaşmak gerekiyordu ama sadece bilimde. Teknolojide hemen her konuda dünyaya öncülük eden ABD'nin sahip olduğu bilgi ve birikiminden faydalanmak isteyen Selçuk Bayraktar, ABD'de eğitim alma fırsatları kovalıyordu ki başvurmuş olduğu University of Pennsylvania'nın Grubbs Laboratuvarı'ndan staj kabulü aldı. Evet, artık o da bir nevi görev adamıydı. Önce Batı'nın bilimini sırtlayarak ülkesine getirecek ve sonra ülkesinin bu bilimi taşıyabilmesine yardımcı olacaktı. İşte bu ümitlerle yola çıktı ve stajını yaparken yapmış olduğu burs teklifleriyle yüksek lisans eğitimini de burada gerçekleştirdi. Vatan görevi bilinci ona büyük bir azim vermişti. Yaptığı araştırmalar kapsamında dünyada ilk kez İHA'ların formasyon uçuşu deneyleri, hava-yer robot takımlarının koordinasyonu, uçuş kontrol ve güdüm sistemleri konularında bilimsel yayınlara konu olan çalışmalar gerçekleştirdi. Çalışmaları esnasında gösterdiği üstün başarılar ona Massachusetts University of Technology'de burslu olarak doktora yapma fırsatı sundu. Buradaki eğitimi süresi içerisinde insansız helikopter sistemlerine agresif manevra yapma kabiliyeti kazandıracak otomatik uçuş kontrol algoritmaları alanında çalışmalar yürüttü. Selçuk Bayraktar, yurt dışında eğitimine devam ederken yurtta da babası Özdemir Bayraktar çalışmalarını sürdürüyordu. 1986'da kurulmuş olan ve ilk kurulduğunda otomotiv sanayi üzerine çalışmalar yapan Baykar Sanayi, tarihler 2003'ü gösterdiğinde birçok alana yayılmıştı ve çağı takip ederek milli ve özgün insansız hava aracı teknolojileri üzerine yoğunlaşmaya başlamıştı. Babası Özdemir Bayraktar'ın o güne kadar eğitimiyle yakından ilgilendiği Selçuk Bayraktar'ın, artık yurda dönüp vatan görevinin son aşamasını hayata geçirme zamanı gelmişti. 2007'de yurda dönen Selçuk Bayraktar bu alan üzerine çalışmaya başladı. Baykar Sanayi'nin çalışmalarıyla birlikte Türkiye'de İHA-SİHA'lar çok daha fazla duyulmaya ve gündem olmaya başlamıştı. Bu yeni gündemle birlikte ülkemizin bu alandaki geçmişi de tekrar tekrar konuşuluyor ve Baykar Sanayi'nin bu girişimlerinin nedeni başarılı olabileceği oldukça merak ediliyordu. Çalışmalar devam ettikçe ümitler de yeşeriyordu. Nihayet Özdemir Bayraktar ve Selçuk Bayraktar önderliğindeki çalışmalar meyvelerini verdi ve ümitler birer birer haklı çıkmaya başladı. Elbette bu birdenbire olmadı. Ve bunun da bir hikayesi vardı. Babası Özdemir Bayraktar'la oğlu Selçuk Bayraktar'ın hikayesinin başladığı yer Şırnak'tı. Şırnak, 6. İç Güvenlik Tugayı'na yapılan bir ziyarette, Tugay'daki komutanlardan Yarbay Melih Gülova, Özdemir Bayraktar'a şehit kanlarını göstererek teröre karşı teknolojik bir çare bulmaya çalıştığını söyledi. Bunun üzerine Tugay'ın bulunduğu Gabar Dağı'nın eteklerinde atölye kuruldu. Özdemir ve Selçuk Bayraktar yönetimindeki mühendisler 3 yıl Gabar'daki atölyede kaldı. Bölgeyi inceledi. Bu çalışmaların meyvesi Türk ordusunun o dönem çok ihtiyaç duyduğu Bayraktar Gözcü Mini İHA yerinde geliştirildi. Ancak Yarbay Melih Gülova 2007'de Şırnak'ta teröristlerce uzaktan patlatılan bir bombayla şehit edildi. Özdemir Bayraktar, bugün gelinen noktayla ilgili soruları yanıtlarken, bu projeler, bu başarılar aslında onların eseridir. Komutanın vasiyetini tamamladık diyor. Böylece Türkiye, envantere giren ilk milli hava aracı sistemine kavuşmuştu. Baykar'ın yaptığı bu çalışmalar o yıllarda TSK'nın yarasına merhem oldu. Buradaki komutanların talep ve yönlendirmeleri doğrultusunda geliştirilen sistemler birbiri ardına envantere girmeye devam etti. Hayata geçirilen her bir proje diğerini tetikledi. Bir başka sistemden öğrenilen geliştirmeler yeni platformlara eklendi. Baykar Sanayi tarafından üretilen İHA-SİHA'lar rekordan rekora koşuyor, gün geçtikçe daha da geliştiriliyorlardı. Aradan geçen zamanda insansız hava araçlarını terör operasyonlarında çok etkin şekilde kullanan Türkiye,
Son yıllardaki kimi gelişmeler ışığında hem yeni sistemlere hem de yeni kullanım alanlarına kavuştu. Yerli ve milli İHA SİHA'lar iç güvenlik operasyonlarının yanı sıra kimi zaman Karadeniz'de, kimi zaman Ege'de, Suriye'de, Irak'ta, Doğu Akdeniz'de, Libya'da ve ihtiyaç olan her yerde Türkiye'nin gözü kulağı oldu. Yeri geldiğinde ise kritik hedefleri başarıyla yok etti. Ancak Baykaş İHA SİHA'larının dünya çapında üne kavuşması 2020'nin bahar aylarında Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşısında Karabağ'da aldığı müthiş zafer sayesinde oldu. Bu savaş sırasında Azerbaycan'ın kullanmış olduğu İHA ve SİHA'lar üstün başarı göstererek Azerbaycan'ın savaşı rahatça kazanmasında çok büyük pay sahibi oldu. Bu katkı nedeniyle Selçuk Bayraktar, Azerbaycan Cumhuriyeti Karabağ nişanına layık görüldü. Bayraktar'a Karabağ nişanı 1 Nisan 2021'de Bakü'de düzenlenen törenle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından takdim edildi. Üniversite öğrencisiyken bu vatan için ne yapabilirim diye düşünüp yola çıkan, vatanına hizmet etmek isteyen o genç artık büyüdü, yetişti ve hem kendi vatanına hem de kardeş vatan olan Can Azerbaycan'a hizmet etti. Hali hazırda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'la evli olan ve bir çocuk babası olan Selçuk Bayraktar, şu an Türkiye'nin ilk taarruzi İHA sistemi olan 5.5 ton ağırlığındaki Bayraktar Akıncı TİHA'nın geliştirme faaliyetlerine liderlik ediyor. Savunma sanayi dışında da milli ve özgün teknoloji geliştirme çalışmalarına katılan Bayraktar, Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri'yi geliştiren ekibin de başında yer alıyor. Bayraktar son olarak Akıncı projesini takiben yoğunlaştırılacak Muharip İnsansız Savaş Uçağı sistemi ile ilgili geliştirme faaliyetlerini sürdürüyor. Yılmadan bu vatan için çalışan, gözlerindeki vatan aşkını göklere güneş kılan ve istikbali göklerde arayan binlerce vatan evladından sadece birisi Selçuk Bayraktar. Ve bu vatan her ferdiyle kendisi için mücadele eden herkesin arkasındadır son ana kadar. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Türkiye'nin kara kutusu.